Yeni doğmuş bir günden herkese selamlar arkadaşlar. Belki hatırlayanlar, izleyenler olmuştur. Geçtiğimiz günlerde, haftalarda İstanbul'dan Manisa, Turgutlu'ya bir yolculuk yapmıştım. Şu anda da o yolculuğun dönüşünü yapmaktayım. Şimdi Turgutlu'dan çıktım, Manisa'ya geçtim. Manisa'dan Saruhanlı'ya geçtim. Şu an Akhisar'a doğru ilerlemekteyim. Biraz güneşe karşı gidiyoruz. Yani görüntü nasıl çıkıyor şu an çok emin değilim. Umarım çok patlamıyordur. Yine gelmiş olduğum gibi aynı şekilde herhangi bir ekstra bir yük, başka bir parça marça herhangi bir şey motor üzerinde yok. Sadece işte top case'de birkaç parça bir şey var. Bir de arka artçı koltuğuna yine sırt çantamı bağladım. Şimdilik yolda her şey yolunda, motorda herhangi bir sıkıntı yok, gayet temiz, rahat bir şekilde yolculuğumuz devam etmekte. Umarım hep böyle devam ederiz, geldiğimiz gibi sağ salim, sorun, problem yaşamadan İstanbul'a yolculuğumuz tamamlanır. Saat 6 gibi yola çıktım, güneş daha tam doğmamıştı o zaman, hafif karanlık vardı. O zaman biraz üşümedim değil açıkçası, üzerimde her ne kadar motor ceketi olsa da şu an yazlık olarak kullandığım için birçok yeri fileli, o yüzden biraz üşüdüm diyebilirim. Eğer erken saatlerde yola çıkacaksanız bunu gözünüzde bulundurun. Bir de buranın şöyle bir durumu var, dediğim gibi tamamen ovalık bir bölge olduğu için çiğ denilen bir mevzu var. Böyle bir durum olduğu için sabahları biraz üşütüyor tabii buraları, o yüzden dikkat etmek, önlem almak gerekebiliyor. Şimdilik bana müsaade. İlerleyen güzergahlarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Akhisar'ı da geçtik arkadaşlar. Saman Kırkağaç tarafları yakınlarında olduğumuz için kavuncular falan çok, biraz önce daha çok vardı da kayda giremedim o anda. İnanılmaz derecede bir rüzgar var. Onunla mücadele etmeye çalışıyorum. Arada bir savuruyor şöyle bir. Şu an burada kavunlar 5 tanesi 10 lira, 6 tanesi 10 lira, 7 tanesi 10 lira olan bile var. Görünce biraz şaşırdım açıkçası, ben biraz daha pahalı olur diye bekliyordum. Motosiklette yerim olsa alır götürürüm İstanbul'a. Geçtiğimiz yıllarda da buradan geçiyordum tabi. O zaman da yine benzer fiyatlardı. Hani bu sene belki biraz artar diye düşünmüştüm ama muhtemelen çiftçi elinde mahsul kalmasın diye ucuz ucuz veriyor. Zarar etme pahasına da olsa. Balıkesir'e de gelmiş bulunmaktayız. Biraz önce durup benzin aldım. Yarım depoya kadar inmişti. Yarım depoya iner inmez tekrar girip alıyorum. Zaten mola vermeye, dinlenmeye de ihtiyacım olduğu için iyi oluyor. Hava durumuna baktığımda Balıkesir için işte gök gürültülü, sağanak yağışlı gibi görünüyordu ama şu an gayet açık görünüyor. Bursa'da gök gürültülü, sağlam yağışlı görünüyordu. Umarım orası da böyle olur. Yağmur yağarsa bizim için bayağı kötü olur. Tur camı eksikliğini yine fazlasıyla hissediyoruz arkadaşlar. Size nacizane tavsiyem. Eğer uzun yol yapacaksanız nakil edin, tur camı ayarlayın, yoksa gerçekten zorlayıcı oluyor. Hele bir de hafif rüzgar varsa iyice zorlaştırabiliyor durumu.
kapattık. Yolumuza devam edebiliriz. Susurlu'nun Mustafa Kemal Paşa'yı da geçtik. Şu an Karacabey'e doğru, Gemlik tarafına doğru. Yollar her ne kadar kalabalık olsa da bir ya da iki sürücü dışında genel anlamda sürücüler çok duyarlıydı. Şehir içi trafiğine göre burada biraz daha anlayışlı var. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar. Özellikle tır ya da kamyon sürücüleri bu konuda bayağı hassas. Dikkat ediyorlar yani. Evet arkadaşlar, Yalova'ya kadar sağ salim gelmiştik. Yalova'dan bu sefer Pendik vapuruna değil, Yenikapı vapuruna bindim. Şimdi de Yenikapı'dan çıkmaya çalışıyoruz. Kargaşa'nın sıkışıklığının başkenti İstanbul'a hoş geldiniz. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it Burası da arkadaşlar, ne kadar yürüyorsunuz bilmiyorum ama Atatürk Havalimanı'nın kırılan pistleri. Ben de şu anda aynı görüyorum. Bayağı parça pincik olmuş. Küçük küçük taş parçalarını ayırmışlar. Kamyona yüklenmeye bekliyor sanırım. Burası da radar. Hala kullanılıyor mu bilmiyorum ama döndüğüne göre demek kullanılıyor. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap. Virajı alamayıp dönmüş ters istikamete doğru dönmüş daha doğrusu. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow.